Uyuşturucuyla Savaş TV izleyicileri, AKP'nin Suçları programına hoş geldiniz. 19 yıldır halkın kanını emerek, canına, malına kastederek iktidarda olan AKP faşizminin suçları. Birleşmiş Milletler Kontrol Kurulu 2021 raporuna göre korona dönemi uyuşturucuyla mücadeleyi zorlaştırdı. Uyuşturucuya karşı mücadele eden emperyalizmin kurumu Birleşmiş Milletler değil, devrimcilerdir. Uyuşturucunun arkasında emperyalizm, karşısında ise biz varız. Birleşmiş Milletler de Vietnam Savaşı'ndan bugüne uyuşturucunun arkasında emperyalizmin olduğunun bilincindedir. Uyuşturucuyla amaç halkları yozlaştırıp daha rahat bir şekilde sömürmek ve sömürünün devam etmesini sağlamaktır. Bu amaç için her yıl binlerce insan uyuşturucuyla katledilir. ABD'de 2021 Nisan ayı itibariyle 12 aylık dönemde bir önceki yıla göre İstanbul ve Adana dünyada en çok uyuşturucu kullanan ikinci ve üçüncü şehir olduğuna göre ülkemizde gerçek ölüm rakamları da korkunç olmalıdır. Faşist AKP iktidarı bundan dolayı uyuşturucudan her yıl ölenlerin gerçek rakamlarını gizlemektedir. Çünkü uyuşturucunun ve bu katliamın arkasında faşist AKP iktidarı vardır. Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonu olan Bataklık Uyuşturucu Operasyonu'nun arkasında Soysuz'un A takımı çıkmıştır. Soysuz, uyuşturucu kaçakçılarını koruyan, kollayan, savunandır. Arkasında olandır. Uyuşturucudan mayalanandır. Bu gerçekleri ifade eden herkese düşmandır. Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz 2021 tarihinde tetikçi Mehmet Altun tarafından katledilen Dedeoğulları ailesinin avukatlarından Abdurrahman Karabulut hakkında 3 ayrı soruşturma açıldı. Bu soruşturmaların açılma nedenlerinden biri avukat Karabulut'un uyuşturucuyla yakalanan eski AKP milletvekili Nebi Bozkurt'un oğlu Mehmet Akif Bozkurt'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Suç İşleri Bakanı ile her defasında yeni bir uyuşturucu tüccarının resmi çıkıyor sözleridir. Yalan mı? Hayır, doğrudur. Karabulut'un yazdıkları. Soysuz uyuşturucu kaçakçılığının ve nice yolsuzluğun, bataklığın içindedir. O zaman soruşturma neden? Soruşturma katilleri, faşist AKP iktidarının çetelerini ve mafyasını korumak içindir. Çünkü Dedeoğulları aile fertlerini katleden tetikçi Mehmet Altun'un arkasında faşist AKP iktidarı ve emir eri yargısı vardır. Çünkü uyuşturucunun arkasında faşist AKP iktidarının olduğu artık gizlenememektedir. Onun için emir eri yargı faşist devlet şiddeti ve terörü kullanarak korkuyla tepkiler ve avukatlar susturulmaya çalışılıyor. Ama olmuyor. Her gün yeni bir uyuşturucu pisliği patlıyor. Erzurum'un Aşkale ilçesinde 103 kilogram eroin ile yakalanan uzman çavuş ET'de olduğu gibi. Ankara Konuşlu Jandarma İstihbarat Komutanı Albay Şeyhan'ın şoförü çıktı. Yani uyuşturucunun arkasında soysuz devletin kendisi, başında da saraydaki faşist mafya babası vardır. Mafyalaşmış, çürümüş, faşist AKP iktidarına karşı direnişler meclisinde örgütlenelim. Çocuklarımız için mücadele edelim, kazanalım. Bunun için halkın adaleti olalım. Mahallelerimizde uyuşturucuya müsaade etmeyelim. Uyuşturucuya karşı direnmek suç. Uyuşturucuya karşı direnmemek suç, direnmeyenler suçludur. Çünkü uyuşturucunun öldürdüğü çocuklar bizim çocuklarımızdır, gençlerimizdir, gençlik gelecektir. Geleceğimizin kirletilmesine, zehirlenip katledilmesine sessiz kalmayalım. Faşist AKP iktidarından ve soysuzlardan hesap soralım.